İyilik et, başkalarına hizmette bulun da kendinden kurtul. Ten aleminden dışarı çık. İyilik et, başkalarına hizmette bulun da kendinden kurtul. Bir insanın kendinden kurtulması lazım. Kendi nefsani arzularından ve ten aleminden dışarı çıkması lazım. Zaten dinin esas emirlerinin amacı gayesi nefsaniyetten çıkıp rahmaniyete iltica etmektir. Bunun yolu da iyilik edeceksin ve başkalarına hizmet edeceksin. İyi insan olacaksın. Hep Kur'an-ı Kerim'de ebrar bahseder değil mi? Ebrar kişiler şöyle olacak, iyi insanlar böyle. Yani iyi olacaksın. İyi olmak nasıl oluyor? Her hususta, her konumda, her şartta iyi bir insan nasıl olur? Öyle olacaksın. Kimsenin kötülüğünü istemeyeceksin. Allah'ın kullarına merhametli davranacaksın. Allah'ın kullarına hizmet edeceksin yani. Görmüyor musun? Dünyamızı aydınlatan yüce güneş can saçar, hayat saçar. Her an nurdan boşanır, yine her an nurla doldurulur. Ey manalar aleminin güneşi, sen de canlar saç, şu köhne dünyaya yenilik ver, yenilik göster. İnsanın vücuduna da akıl ve can, gayb aleminden akar sular gibi gelip duruyor. Her zaman gayb aleminden insanın bedenine yeni yeni hayat ve ilahi feyizler gelir. Bu feyizlerle insana ten aleminden dışarı çık, kendinden kurtul, iyilik et, başkalarına hizmette bulun emri verilir. Evet. Siz nasıl bir kültürle yetişir insanlar? Niçin insanlara hizmet edeceksin? Sen onun kölesi misin? Sen onun hizmetçisi misin? Diye yetiştiriliyoruz. Ne kadar dine ters bir davranış şekli. Halbuki tenden kurtulman için, Allah katında muteber kul olman için Allah'ın kullarına hizmet etmen lazım. Her hususta. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, daima iki melek öğüt vermek için hoş bir şekilde tatlı bir sesle seslenirler. Derler ki, ya Rabbi, cömertleri, yoksullara ihtiyaçları olan şeyleri verenleri doyur, ihtiyaçtan uzak tut, onların verdikleri her dirheme karşılık 100.000 dirhem ihsan et. Allah'ım malını esirgeyenlere, cimrilere de dünyada ziyan üstüne ziyandan başka bir şey verme, yardım etme. Verme durumu müsait olan nice kişiler vardır ki onların layık olmayanlara vermemeleri vermelerinden daha iyidir. Sen de bu yüzden Allah'ın verdiği malı ancak Allah'ın emrine göre harca. Harca ki haddi hesaba sığmaz hazine elde edesin ve bu suretle Allah'ın ihsan ettiğini israf ederek kafirlere katılmayasın. Çünkü Mekke kafirleri kılıçları Peygamber Efendimiz'e üstün olsun diye kendi mabutlarına develer kurban ederler, mallarını boş yere harcarlardı. Hakkın emrini Hakk'a ulaşmış bir kamilden sor, öğren. Çünkü her gönül Hakk'ın emrini anlamaz ki. Şimdi burada çok önemli bir konuya değinmiş. Bu hadis-i şeriflerde de rivayet edilmiştir. Her gün iki melek Allah'ın infak edenin, infak etmesinin karşılığı olarak, yani din yolunda harcayanların harcamasına karşılık olarak fazlasıyla ver. Cömertlik yapmayıp infak etmeyenin için de diyor telef et, hayrını gösterme. Bu çeşitli şekillerde tezahür eder. Bol bol Allah-u Teala verir ama hiç istifade edemeyebilir insan. Hazreti Ali radıyallahu anh'a nispet edilen bir söz var. Acırım o insana ki dünyada fakir gibi yaşar ama ahirette zengin hesabı sorulur ona diyor. Yaşantısı fakir. Allah-u Teala kendisine bazı nimetler vermiş ama hiç istifade etmemiş. Hep biriktirin bir tarafta demiş. Hiç fayda görmemiş. Ama ahirette de zengin hesabı soruluyor kendisine. O insana acırım diyor. Bir de burada malı harcama layık olmayanlara vermelerinden hiç harcamasa daha iyi olur diyor. Mesela adamlar alemler yapıyorlar. Günah yoluna para harcıyorlar. Cömertlik yapıyorlar. Keşke hiç böyle yapmasaydı daha iyi olurdu. Neyi nereye harcayacağını da diyor. Kamil birinden sor. Çünkü durum ve şartlara göre infakın nasıl yapılacağı değişik olabilir yani. Bir an, bir zaman dilimi içerisinde infak bir yere yapılması daha hayırlı olur. Bazen başka bir yere, bazen bakarsın. Mesela diyelim bir insan, ben malımın zekatını verdikten sonra artık hiçbir şey olmaz. Böyle bir şey yok. Sen zekatını verdin, 1/40'ını verdin. Bir adam acından ölüyor, şurada görüyorsun. Fakr-ı zaruret.
Allah bunu benden sormaz, ben zekatımı nasılsa verdim diyemezsin ya. Bunların çok istisnaları var fıkıh kitaplarında. O yüzden nerede nasıl harcayacağını da öğrenmen lazım. Yani bir insan şöyle yapamaz yine. Namaz kılmam, kılmak nedir hocam? Farzdır. Tamam o zaman ben namaz kılayım. Farz olduğunu öğrendiğin gibi nasıl kılınacağını da öğrenmen lazım. Çünkü usulüne uygun olarak yapılmayan ibadet makbul olmaz. Yani zekat vermek farz. Bunu öğrendim, hemen ben gideyim zekatı vereyim. Kime vereceksin, nasıl vereceksin, nereye verdin, zekat sayılır, nereye verdin, sadaka olur değil mi? Bunları da bileceksin. Adam camide yardım toplanıyor, götürüyor, zekatımı verdim diyor, oraya veriyor. Kimse onun zekat olduğunu bilmiyor. Zekat böyle rastgele verilmez ki. Temlik edeceksin. Fakir onu, zekatı alan insan onu sahiplenecek. Zekat olduğunu bilecek. Yok, illa isminin zekat olduğunu bilmeyecek ama sen onu mülk sahibi edeceksin yani. Mesela birine bir parayı verip de bak bunu şuraya harca, şuraya harcama diyemezsin. Çünkü artık tasarruf yetkisini ona vermiş oluyorsun. İşte mesela adama evine davet edip yemek yediriyorsun. Bu zekat yerine geçer mi? Çünkü o yemeğe malik değil ki, istediği şekilde kullanabilme yetkisi yok ki. Ama adama paket eder eline versen belki o zaman olur. Çünkü ister yiyebilirsin, ister komşuna verebilirsin. Ama adamı evine davet ettiğin zaman adama yeme yetkisi vermiş oluyorsun. İstediğine de götür ver demiyor değil mi? O zaman ne oluyor? Zekat olmuyor. Veyahut da inşaatlara, cami inşaatı yapılıyor. Adam zekat olarak oraya veriyor. Olmaz. Çünkü 8 sınıf zikredilmiş ayet-i kerimede, zekat onlara verilecek yani. Yersiz ihsan, asi bir kölenin güya adalet ediyorum, ihsanda bulunuyorum diye padişahın malını eşkıyaya dağıtmasına benzer. Evet. Kur'an-ı Kerim'de onların bütün bağışları hasrettir, iç acısıdır diye gaflet ehlini korkutan bir ayet vardır. Usulünü de bileceksin. İhsan ediyorum diye padişahın atlarını, merkeplerini eşkıyaya dağıtamazsın. Kime verdiğine de dikkat edeceksin yani. Adam mesela birine hayır hasenat ediyor, hayrıma diyor para veriyor, o da gidiyor içki içiyor. Bir vakıf başkanı bana anlattı, ben diyor işte millet para dağıtıyorum diyor. Bavulu diyor kapattım gidiyordum, adam 2-3 kişi dedi Allah razı olsun ya bugünkü içki paramız da çıktı. Şimdi bu olur mu? Adamın günahına vesile oluyorsun yani. Veya kötü yolda kullanacak, adam biliyor. Sen infak ediyorsun, o gidiyor kızından minnet el alıyor. Günah yolda kullanıyor. Bilmiyor. Bilerek veya bilmeyerek bunu yapıyor. Veyahut da adam yardım topluyor, dileniyor, çocuğumu okutuyorum diyor. Din karşıtı bir adam. Dilenerek çocuğunu okutuyor ve okuttuğu çocuk öyle bir yetiştirilmiş ki tam bir İslam düşmanı oluyor yani. Veyahut da adam infak ediyor, burs veriyor. Burs verdiği öğrenciler, adamı tanıyorum ben, çok dindar bir adam. Tabii kimlere verildiğinden belki adamın haberi yoktur da. Müdürlerine, bilmem nelerine, görevlendirdiği kişilere. Güya sevap diye veriyor, zekatım diye veriyor. O çocuğunla konuşuyorsun, adam tam bir İslam düşmanı. Yurt dışında master, doktora falan yapıyor adam. O yüzden çok yüksek de para alıyor falan diyor vakıftan dedi, ben alıyorum dedi. Adamları tanıyor, adamlar çok dindar. Adam tam bir ateist. Din karşıtı. İslam'ı yıkmak için çalışıyor. Adam zekat veriyorum zannediyor. Demek ki nereye verdiğine de dikkat edeceksin. Şu asi kulun adaleti, ihsanı onu padişahtan daha çok uzaklaştırır, gözden düşürür, yüzünü karartır. Yani eşkıyaya zekat diye, infak diye para dağıtan insan padişahın gözünden düşer, onun yüzünü karartır diyorsun. Bunun içindir ki mümin yardıma, lütfa mahzar olamamak korkusundan daima namazda Ya Rabbi sen bizi doğru yola sevk ve hidayet eyle diye dua eder. Para vermek, mal vermek cömert kişiye layıktır. Aşikarın cömertliği ise can bağışlamaktır. Sen Allah rızası için ekmek versen sana ekmek verirler. Karın yazmış da aşıkların cömertliği olacak. Yani normal Müslümanlar para verir, mal verir, böyle cömertlik yapar. Aşıklar ise canlarını verirler diyor. Sen Allah rızası için ekmek versen sana ekmek verirler. Allah uğruna can verirsen sana can verirler.
Şu çınarın yaprakları dökülürse Cenab-ı Hak ona yapraksız da yaşama gücü verir. Şu şiiri okusana. Fuzuli'den. Canını canana vermektir kemali aşıkın. Vermeyen can itiraf etmek gerek noksanın. Evet. Canını canana vermektir kemali aşıkın. Aşığın kemali tam mükemmel aşık. Tam aşık kişi canını cananına verebilen insandır. Vermeyen can itiraf etmek gerek noksanın. Eğer canını veremiyorsan bir noksanlık var olduğunu itiraf etmek lazım. Yani cananı, yani sevdiğin kişiye malım kurban olsun falan ama canım hariç diyorsan o zaman bir noksanlık vardır. Bir tane adam da diyor ki, kardeşim diyor, benden mal isteme, nerede dersen orada varım diyor. Para isteme diyor. Bunlar da daha o aşamanın da altında yani. Cami derneğinde bir adam. Ben diyor her hizmette varım, benden para istemeyin diyor. Bu da demek ki değil canını vermek, bu daha parasını da veremiyor. Bu daha alt bir kademede yani. Dağıtmaktan, cömertlikten ötürü elinde mal kalmasa Allah'ın inayeti seni hiç ayak altında çiğnetir mi? Ekin ekenin anbarı boşalır ama bu işin iyiliği tarlada belli olur. Ekmek verene ekmek verilir, can verene de can verilir. Yani sen ekmek infak edersen Allah sana ekmek verir. Hayır hasenat yaparsan, Allah parasal hayır yaparsan para verir. Ama vaktini, gücünü, kuvvetini Allah'a vakfetmişsen Allah sana can verir. Gücüne güç verdi yani. Hakikaten de öyle oluyor. Çok insan hastadır. Böyle kımıldayacak hali yok. Bir yerde ders varmış diye yanında söylensin. O anda unutuyor adam. Fırlayıp kalkıp gidiyor. Karısından duydum. Bu diyor dersten sonra geri hemen düşer diyor. Ders var, sohbet var, gidip anlatman lazım dedim. Aniden diyor adam fırlayıp gidiyor. O anda bütün derdi gidiyor. Ders bittikten sonra dert yeniden devam ediyor diyor. Demek ki Allah canına can veriyor. Çünkü canını o yola vakfetmiş adam. Ekin ekenin ambarı boşalır ama bu işin iyiliği tarlada belli olur. Fakat buğday ekilmez, yerinde kullanılmaz da anbarda saklanırsa bitlere, küçük kurtlara, farelere benzeyen hadiseler onu tamamıyla mahveder. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala fezkuruni ezkurkum. Beni zikredin, sizi zikredeyim. Dua edin, duanızı icabet edeyim. Hep böyle karşılıklı. İnsandan ilk adımın gelmesini istiyor Allah-u Teala. Bir karış gelene bir arşın gelir. Bir arşın gelene bir kulaç gelir. Yürüyerek gelene koşarak gelir. Ama ilk adım senden olacak. Sen bazı fedakarlıklar yapacaksın. Eğer ambarındaki buğdaylara kıymazsan, ekin vakti gelip onu ekip dağlara, tarlalara ekmezsen ne olur? Verim alamazsın. Önce biraz kıyacaksın. Önce biraz tarlaya, evde bulunan ambardan götürüp saçacaksın ki daha büyük verim alabilirsin. Yok benim ambarımda kalsın buğdayım dersen verim de alamazsın. O buğday da böyle dura dura bitlere, küçük kurtlara, farelere yem olur. Yani önce çalışacaksın, gayret göstereceksin. Önce paranın bir kısmına kıyacaksın, sermaye edeceksin. Onu telef edeceksin ki onun karşılığında daha yüksek para kazanabileceksin. Bu dünya fanidir, geçicidir. Aradığını geçici olmayan, sebatlı ve kararlı olan alemde ara. Senin görünüşün, şeklin sıfırdır, hiçtir. Sen kendi mananı, sende bulunanı ara. Şu tuzlu, şu acı hayvani ruhu kılıç önüne götür de ona karşılık tatlı denize benzeyen ilahi ruhu al. Bu dünya fanidir, geçicidir. Aradığını geçici olmayan, sebatlı ve kararlı olan alemde ara. Senin görünüşün, şeklin sıfırdır, hiçtir. Sen kendi mananı, kendinde bulunanı ara. Dünyaya da kadar değer vermek, ahiretine kadar değer vermek gerekli olduğunu anlatıyor.